Kuyumcuyu bireysel emeklilik yaktı. Kaşla göz arasında 25 bin liralık alyanslarını kaptırdı. Soygunun bireysel emeklilikle ne ilgisi var derseniz onun da cevabı şimdi ekrana geliyor. Şöyle cam açıyor, bunu bir tanesini alıyor, kasasını, çantasını koyuyor. Sonradan biz bunlar gidecek bir baktık ki bunun ikisi de alyansın, 25 bin liralık alyansın gitmiş yani. Kuyumcunun telefonla konuşmasını fırsat bildiler. Ellerini kollarını sallaya sallaya güpegündüz hırsızlık yaptılar. Bireysel emekliliğimi konuşurken benim o konuşmamda yararlanmış, biri beni gölgelemiş. Pişkin hırsızların hedefinde bahçeli evlerdeki kuyumcu vardı. İçeri girdiler, altınlara bakmaya başladılar. İki kişi geldi ama konuşmuyorlardı. Ben Suriyeli zannettim. Selahattin Kayaoğlu o sırada telefonla konuşuyordu. Hırsızlar alyansların bulunduğu vitrinin önüne geldi. Biri vitrinin önünü kapattı, diğeri de 25 bin lira değerindeki alyans tablosunu çaldı. Biri burada bekliyor, biri burada elini kolunu uzatıyor böyle, bu kapalı olduğu halde böyle açıyor, bunu alıyor, çantasına koyuyor bunu. Bir anlık dalgınlığınız aslında. Evet, hem dalgınlığımız beni de gölgelemiş. Demek ki bunlar art niyetli olarak gelmişler yani. Hırsızlar alyans tablasını çantasının içine koydu ve kuyumcudan ayrıldı. Selahattin Kayaoğlu tablanın birinin eksik olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. Bir baktık alyansların biri yok. Kameraya baktık nasıl eksik olur diye bunların aldığını gördük. 25 bin liralık altınından olan kuyumcu bir an önce o hırsızların yakalanmasını istiyor. Bir ay oldu. Bir aydır da emniyete verdik. Bulunmadı. Bunlar Türkiye'nin insanıysa bulunması lazım. Suriyeli ise yine bulunması lazım yani.